Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Project Gemini adlı 2022 yapımı bilim kurgu filminden bahsedeceğim. Atmosferdeki oksijen seviyesinin düşüşüne ve tüm canlıların ölümüne yol açan, her tür bitkiyi yok eden bir virüsün yeryüzünde ortaya çıktığına 3 yıl oldu. Doktor Steve Ross'un birkaç yıl önce yapılan keşiflere dayanan projesi hayata geçirilirse insanlık yine de kurtarılabilir. 4 milyar yıldan daha uzun bir süre önce bilinmeyen bir medeniyet tarafından yaratılmış iki gizemli eser bulurlar. Bilim adamları bu eserleri hangi süper zekanın yarattığını bilmiyorlar. İnsanlar, yüzlerce ışık yılı seyahat etmeyi mümkün kılan bir hiperuzay sıçrama sürücüsünü kopyalamayı başardılar. Bu insanlığın yaşam için ideal olan Tez adlı bir gezegen bulmasını sağladı. İkinci eser, canlı madde üreten ve belirli ayarlarla dünyanın ekosistemini yeniden yaratmaya izin veren gizemli bir küre. Bilim adamları, her biri kendi düzenine sahip düzinelerce komutu deşifre ettiler. Doktor, yeni gezegene gönderilen ekibi temsil eder. Peter, dünya dışı sürüş uzmanı. Terraforming programının geliştiricisi, Leona Redwood ve binbaşı Ryan liderliğindeki bir astronot ekibi, yeni bir dünya yaratmak için insanlığa uygun koşulları yaratmaya hemen başlayacak olan bir küre teslim etmelidirler. Gemiye doğru yola çıkan Steve, sevdiği kadını hatırlar. Onun kendisine veda etmek için uzay limanına koştuğundan şüphelenmez. Ancak yalnızca geminin kilitlerinden çıkan alevleri görmeyi başarır. Gemi insanları gökyüzüne taşır. Hiper sıçrama yapma zamanı gelir ve ekip bir sandalyeye oturur. Yüzbaşı Ryan hazırlık emrini verir. Peter koordinatları girer ve gemi uzayı delip geçer. Ancak aniden mürettebatın bilincini kaybettiği bir şey olur. Aklı başına gelen insanlar nerede olduklarını anlamaya çalışırlar. Bu açıkça test değil, çünkü yıldız tabloları uyuşmuyor. Steve, Peter'a saldırır. Belli ki koordinatları karıştırmış. Adamın mazeretlerini dinlemeden onu daha fazla pilotluk yapmaktan uzaklaştırır ve kabine gönderir. Ne olduğunu anlamaya çalışan Steve küreye bazı komutlar yazarken, aniden önünde parlak bir silüet gördüğünü hatırlar ve atlamanın yörüngesini geri yüklemeyi ister. Ondan bile geminin nereye kaydığını bulmak mümkün değil. Şu anda, ağ geçidinin açılmasıyla ilgili mesajlar alınır. Bir dakika sonra, insanlar pencerede Peter'ın donmuş bedenini görürler. David, bilim adamının intihar yaptığını düşünür. Ancak Leona böyle bir olasılığa inanmıyor. Öyle olsa bile, artık bir motor uzmanı yok. O sırada tam önlerinde bir gezegen ortaya çıkar. Özelliklerini anlamak için örnek veri gerektirir. Ryan'ın itirazları üzerine gene de inişe komut verilir. Uzay modülü gezegene doğru ilerler. Ancak hava koşulları elverişsiz ve gemi çok şiddetli sallanır. Bu noktada Steve, uçuştan kısa bir süre önce Amy'ye eski bir kürenin küçük parçasından yapılmış bir bileziği verdiğini hatırlar. Richard, modül üzerinde teşhis çalıştırır. Neredeyse sağlam fakat yakıt sıfır. Gemiye dönmek zor olacaktır. Ancak Steve öncelikle görevin tamamlanmasını ister. Hesaplanan noktadan uzaklaştılar. Yakınlarda küreden ayrılabilecek bir mağara var. İnsanlar küreden sonra kalan garip jöle benzeri maddeyi fark etmeden işe koyulurlar. Kısa süre sonra ekip mağaraya varır ve eseri oraya yerleştirir. Bu gezegendeki koşullar beklenenden çok daha iyi. Bu sırada teknik uzmanı Peter'ın içinde öldüğü hava kilidini inceler ve anlaşılmaz bir maddenin izlerini, bir de video kamera kayıtlarını bulur. Steve küreyi etkinleştirir ve ekip modüle geri döner. Richard, Peter'ın kamera kayıtlarını gösterir. Bir yaratık tarafından öldürülüp uzaya fırlatıldığı anlaşılır. Adamlar şaşkın. Görünüşe göre kürenin dışına çıkmış. Ona Trojan adı verilir. Bu sırada mağaradan ilk veriler gelir. Ancak olmaları gerektiği gibi değiller. Steve mağaraya dönmeyi teklif eder, ancak kaptan onu komutadan alır ve sıkı yönetim uygular. Belki bu canavarları doğuran küredir. Doktor, kızını kaybetmenin acısına rağmen David'in onlarla uçma niyetini kendisine açıkladığını hatırlar. Steve, adamın iyileşmesi gerektiğine inanarak uçuşuna karşı çıkar. Ancak geleceği değiştirmeye katılmaya kararlıydı. Steve, David'in yayına gelir. Ryan'ın emirlerine karşı olsa bile dünyayı kurtarmak için mağaraya gitmeli ve ayarları değiştirmelidirler. Mağarada ilginç bir görüntüyle karşılaşırlar. Küre farklı bir yaşam yaratmıştı. Birinin onu yeniden yapılandırdığı açık. David ekranda Troya'nın yaklaştığına dair işaretler görür. Ancak Steven görevini tamamlamadan ayrılmaya niyeti yoktur. David silahını kullanmaya hazır ama artık çok geç. Canavar zaten yakında ve nedense David'e dokunmuyor. Adamlar çıkışa koşar ve zar zor modüle atlamayı başarır.
Burada kaptan, bilim adamları karşılamak için dışarı çıkıyor. Steve ile aralarında bir kavgaya dönüşen tartışma çıkar. Ancak bir tehlike sinyali gelir. Modül mührü kırık, Troyan içeri girdi. Garip sesler Leona'yı uyandırır. Koridora çıkar ve Frank ile karşılaşır. Çift laboratuvara koşar. İçeri girdiklerinde Troyan'ın zaten orada olduğunu anlarlar. Adam Leona'yı kurtarmak için onu dışarı iter, ancak kendisi ölür. Kız köprüye koşar. Orada hayatta kalanlar yaratığın modüle nasıl girdiğini anlamaya çalışıyorlardı. Görünüşe göre bu canavar bir delik bulmayı başardıysa, bir aklı var demektir. Aydınlatmayı ve iletişimi başlatmak için yedek jeneratörün açılması gerekir. Kalkana gidilmeli. Steve kendini suçlu hissettiği için bunu yapmaya gönüllü olur. Kaptanla birlikte koridora çıkarlar. Amaç, kalkana gidip, canavara bulaşmadan jeneratörü bağlamaktır. Troya'nın gemiden çıkarılması gerek. Modülün 2A geçidi vardır. Steve açık merkezi hava kilidinin önünde duracak ve canavarı bekleyecek. Ryan Troyan'ı kendine çağırır ve ona yönlendirecek. Sonra David laboratuvar hava kilidini kapatır. Steve dışarıda yem olarak kalır. Leona hava kilidini manuel olarak açar ve teknik adamı saklanır. Şimdi asıl mesele Troyan'ın nozüllerin altına girmesi gerektiğidir. Böylece motoru çalıştırarak uzaylı yaratığı yakıtın geri kalanıyla yakılır. Neredeyse her şey düşünülüğü gibi gerçekleşir. Ancak Troyan dışarı atladığında motorlar arızalanır. Yaratık gemiden kaçmayı başarır. Leona kendini çalışan hava kilitlerinin altında bulur. Steve hava kilidine uçmayı başarır, ancak Troyan David'i yaralar, dakika sonra kapı canavarın dokunaçlarını keser. Adamlar deliği kapatır. Artık Troyan içeri giremeyecek. Fakat küre onun kontrolünde kalır. Steve, virüsün Emma'nın bahçesinde ortaya çıktığını ve Emma'nın bebeği olacağı için ondan evde kalmasını istediğini hatırlar. Aşı geliştirmenin doğru yolunu bulmuşlardı. Steve tüm gezegeni düşünmek zorundaydı. Şimdi ise laboratuvarda David'i nasıl iyileştireceğini bulmak için bir Troya'nın bir parçasını inceliyor ve bunların kürenin yapıldığı malzemelerle aynı olduğunu anlıyor. Kimi dirilttiklerini anlamadan materyali kopyaladılar. David'in kanında dünyayı yok eden bir virüse karşı aşı görevi gören bakteriler olduğu ortaya çıkar. Steve dokunaçları keser ve aniden ışık yanıp sönmeye başlar. Hayali figür, Steve'nin önünde yeniden belirir. Bu bir biyorobottur ve yok edilmesi gerekir. Ayarların ise küreye geri döndürülmesi lazım. Ancak Ryan mağaraya dönmeye şiddetle karşı çıkar. Steve laboratuvarı kilitlemek zorunda kalır. Aniden David komutanı destekler. Takımın hayatı pahasına da olsa başarmak ister. Steve, Amy'ye veda ettiğini hatırlar. Ancak kadın onunla konuşmak istemez ve verdiği bileziği atar. Aniden Troya'nın bir parçasını tanır. O, daha sonra bileziği yaptığı parçanın tam bir kopyası. Steve, Richard'dan uzayın bu bölümünün 4 milyar yıl sonra nasıl görüneceğini modellemesini ister. Adamlar şok olurlar. Zamanda seyahat etmişler. Karşılarında dünyanın kendisi, ancak yaşamın doğumundan önceki farklı zaman diliminde. Bu, bazı akılların küreyi yere gönderdiği, ancak bir şeylerin ters gittiği anlamına gelir. Sahipleri için uygun olmayan fakat insanlar için çok elverişli koşullar yaratmaya başlamış. Steve, Amy'ye virüsü yenebilecek bakteriler hakkında bilgi vermelidir. Bunun için bileziğin üzerine bir mesaj yazacak. Bileziği atmış olsa da, canı sıkıldığında onu bulacak ve yine de mesajı okuyacaktır. Aksi takdirde insanlık ortaya çıkmayacak. Her şey aynen böyle oluyor. Amy mağaraya gelir ve Steve'i hatırlar. Ryan, mağarayı ve onunla birlikte küreyi havaya uçurmak için bir bomba hazırlar. Richard, laboratuvarın hava kilidini uzaktan açar ve Steve kaptanı acele takip eder. Ryan'a gezegen hakkında az önce öğrendiklerini açıklamaya çalışır. Ancak Troya'nın yok etmenin tek yolunun mağarayı havaya uçurmak olduğundan emindir. Steve farklı bir plan bulmaya çalışır, ancak daha sonra bakterilerin etkisiyle yeniden doğmaya başlayan David'den bir silah sesi gelir ve Ryan ölür. David sonunda anladı. İnsanlar var olmamalı, onlar sadece bir hataydı. Çatışma başlar. David her şeyi düzeltmeye niyetli. Başka kimse olmayacak, başka kimse acı çekmeyecek. Steve, David'i yaralamayı başarır ve koridorda saklanır. Doktor bombayı çalıştırır. Hava kilitlerini açar ve dışarı çıkarken bir işaret fişeği fırlatır. Ardından modüle geri döner ve canavarın gelmesini bekler. Onu içeri çekerek kapıları kapatır. Fakat sonra David tekrar belirir ve Steve eski arkadaşına karşılık vermek zorunda kalır.
Troyan içeri girer ve Steven üzerinde asılı kalır. Adam yakın mesafeden ateş eder ve kapaktan aşağı atlamayı başarır. Bombanın çalıştığı kulübelere doğru koşar. Canavar onu üst güvertede kovalar ve Steve odaya girdiğinde, David onu etkisiz hale getirir. Troyan ateş etmek istediği anda yardımcısını öldürür. Steven patlayan modülden dışarı atlamayı başarır. Öncü gemiden Richard, hayatta kalanları aramaya çalışır ve yalnızca Steve tarafından yanıtlanır. Sadece bir saati kaldı. Mağaraya gidecek ve Amy ile iletişime geçecek. Bilim adamı mağaraya gelir ve kırık parçayı küredeki yerine koyar. Ardından istenen kodu çevirir. Küre aktive olur. Bu sırada yere yağmur yağmaya başlar ve Amy suyun etkisiyle üzerinde harflerin belirdiği bileziğini görür. Mağaraya koşar ve aynı kodu çevirir. Birden duvarlar erir gibi olur ve birbirlerini görürler. Steve virüsü yenmek için yapılması gerekenleri anlatır ve ardından geri dönemeyeceği için özür diler. Görüntü bozulur ve erir. Steve mağarada, Amy ise kendi zamanında kendilerini yalnız bulurlar. Zaman geçer. Amy'nin bahçesindeki çiçekler iyileşir. Bahçenin ortasında bebek arabasında ağlayan bir bebek var. Amy aceleyle yanına gelir ve çocuğa gülümser. Böyle bir mutlu noktada film sona erer. Filmi beğendiyseniz beğen butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.